Ege Haber ailesi olarak yerel seçimin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün de Konak'tayız. AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı hemen arkamda yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Birazdan da yanımızda olacak. Bekim, öncelikle kolay gelsin diyorum. Gördün. Kolay gelsin. Gördüm, evet. Ama kolay. Kolay mı diyorsunuz? Bence kolay. Konak'ta sokaklar dar. Yollar birazcık trafikten dolayı zorluyor. Yokuş bir de. Yani insanlar yanınıza geliyor ama geçecek olanlar geçemiyor vesaire. Kalabalık, baktım bayağı bir zorlu geçiyor. Yani engelli biz de yaşadık çünkü. Evet. Size soralım, nasıl geçiyor? Valla bize gerçekten çok keyifli bir kampanya yürütüyoruz. Çünkü vatandaştan aldığımız tepkiler o kadar güzel ki o tepkiler karşısında daha da çok çalışmamız gerektiğine inanarak daha coşkuyla sahaya iniyoruz. Ki biz zaten sahadan hiç kopmadık. Daha öncesinde de bütün çalışmalarımız seçim bittiğinin ertesi günü seçim varmış gibi çalıştık. Çok şükür onun karşılığında görüyoruz. Tabii şimdi bir bölgeye adapte olduk. Belediye başkan adaylığı olduktan sonra Konak'ta en dezavantajlı, en yapısı soğumuzun kötü olduğu ilçelerden bir tanesi. Siz de gördünüz. Yolların yokuşları, ki bugün bu birkaç gündür hava şartları çok iyi. Bunun yağmuru var, karı var, çamuru var, altyapısı yok. Ulaşımı çok sıkıntılı. Otobüslerin dönebileceği yollar bile o kadar dar ki bir arabayı eğer siz burada yabancıysanız ve park ettiyseniz vay halinize, otobüs orada yokuş başında kalabiliyor. İnsanlar 5'te işten çıkıyorlar, 9'da evlerine ulaşabiliyorlar. O yüzden biz burada yaşayanların hem hayat şartlarını, standartlarını, ailelerine ayıracakları zamandan tasarruf etmeleri adına büyük işler yapacağız. Hem buranın dönüşümüyle ilgili yeni alanlarda, yeni sağlıklı alanlar yaratarak hem de kendilerine burada istihdam sağlayacağımız ev, okul, iş yeri üçgeninde hizmet edecekleri bir yaşam alanı sunmaya çalışıyoruz. Ceyda Vekilim, ben de sahada İzmir'de yerel muhabir olarak çalıştım. Konak'ta da çok haber yaptık ve özellikle ben buradaki vatandaşlardan şunu duydum. Burada atıl evler çok fazla var, yani metruk evler. Ardından işte sokaklar çok dar, park alanları yok. Yani bu tarz istekleri çok fazla geliyor burada insanların ve uzun zamandır da kentsel dönüşüm Konak'ta konuşuluyor. Sizin kentsel dönüşüm noktasındaki fikirleriniz neler? Yani daha projelerinizi tanıtmadınız ama sizden bir iki cümleyle anlatabilir misiniz, dinlesek? Şimdi daha öncesinde burada belediyenin yapmış olduğu, en son artık bizim de meclis üyelerimizin de destek verdiği bir imar planı var. Kentsel dönüşüm planı var. O kentsel dönüşüm planının üstünde tabii ki geldikten sonra belki yapacağımız revizyonlar olacak. Ama burada vatandaşımızı mağdur etmeden kira öder gibi ev sahibi yapmak en büyük hedefimiz. Onu yaptıktan sonra zaten yoluyla, altyapısıyla hepsi birbirine gelecek orantılı. Çünkü biz bunu yaptık daha öncesinde. Bayraktaki rezerv alanda, orası bir rezerv alandı. Dümdüz bir araziydi. Feasible'dı. Ama burada yerinde dönüşüm yapacağımız için belki birazcık süreç uzayacak. Ama biz bunu yapmaya niyet ettik. O niyetle çıktık. İnşallah buradaki vatandaşlarımız hiçbirini mağdur etmeyeceğiz. Bir son sorum daha var. Ondan sonra size yerel seçim çalışmalarında... Nasıl, eğlendiniz mi bizimle gezerken? Valla güzel gidiyor başkanım. Herkes bayağı istekli, coşkulu gözüküyor. Ben şunu da sorayım istiyorum size. Konak biliyorsunuz, yani Konak bölgesinde yasaklı madde kullanımı maalesef çok yaygın. Güvenlik sorunu da var Konak'ta bu açıdan. Hani siz bununla ilgili belediye olarak hani çocuklara, gençlere neler yapacaksınız? Onların elinden nasıl tutacaksınız? Siz biraz önce bir soru sordunuz. Metruk binalar çok fazla. Buradaki çarpık yapılaşma çok fazla. Biz bu çarpık yapılaşmayı çözdüğümüz zaman zaten onlar evlerin içlerine giremeyecek. Biz de gerekli olan güvenlik önlemlerini de aldıktan sonra gençlere burada gençlik merkezleri olsun, kadınlara burada kadın merkezleri olsun, buranın kendi yapısına uygun olaraktan onların faaliyet gösterecekleri alanları yaratacağız ve daha yaşanabilir bir konağı hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.